Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Asus'un ROG Claymore 2 oyuncu klavyesi. Yaklaşık 3 yıldır bilgisayarımda Asus'un Strix Scope model oyuncu klavyesini kullanıyorum ve fazlasıyla memnunum. Ve açıkçası bu 3 yıllık süreçte hiç böyle klavyeyi değiştirmeyi falan düşünmedim. Bu modeli görmeseydim muhtemelen birkaç yıl daha düşünmezdim. Çünkü hep aynı klavyelerin böyle benzerleri çıkıp duruyor işte. Bir şeyleri değişiyor, basış şeyleri değişiyor falan ama ben öyle aşırı hardcore bir oyuncu olmadığım için oradaki işte basış hassasiyetinin 0 nokta bilmem kaç şeyde değiştiği falan beni çok ilgilendirmiyor. Bu modele de şöyle bir baktığınızda normal bir oyuncu klavyesinden çok da farklı değilmiş gibi duruyor. Fakat dediğim gibi bu benim klavyemi değiştirmem için gereken pek çok şeyi içinde sunan bir klavye. Şimdi cihazın kutusuna şöyle kabaca bir baktığımızda Türkçe tuşlarla geldiğini görüyoruz. Şuraya yazmışlar. Onun dışında ROG RX Red Switch'leri var. Bunun bir de mavisi bulunuyor. Tuşa bastığında şu sert klik sesi çıksın isteyenler mavi olana bakabilir. Bu o kadar gürültülü bir klavye değil. Optik mekanik diye geçen klavyelerden bu klavye türü çok yaygın değil. Sadece en üst seviye klavyelerde kullanılıyor ve aslında hem mekanik klavyenin hem de optik klavyenin avantajlarını içinde barındırıyor gibi düşünebilirsiniz. Özetle en hızlı tepkime süresi optik mekanik klavyelerde oluyor. Ve son olarak burada cihazın kablosuz olduğu yazıyor. Oyuncu klavyesi, RGB'ler kablosuz falan böyle garip geliyor olabilir. Birazdan o konuya geleceğim. Kutuyu açtığımızda İlk önce bizi burada bir referans şeyi karşılıyor. Neyi denir buna bilmiyorum. Referans. Klavyenin tuşlarını söküp yıkadınız diyelim. Sonra buraya bakarak işte yerine takmanızı sağlıyor. Şurada güzel kadifemsi bir şeyin içine sarılmış klavyemiz bulunuyor. Şöyle bir baktığınızda numarik tuş takımı olmayan yani 10K'less diye geçen klavye türleri gibi gözüküyor. Fakat ilk sürprizimiz burada. Bu klavyenin ayrı bir numarik tuş takımı var ve bunu istediğiniz zaman klavyenizle birleştirebiliyorsunuz. Sonra burada kitapçıklarımız, stickerlarımız falan bulunuyor. Burada bileklik desteğimiz var, yani bunu ayrıca almanıza gerek yok. Type-C'den Type-C'ye örgü ve bayağı kaliteli bir kablomuz var. Ve son olarak 2 tane çevirici aparatımız bulunuyor. Şimdi bunların hepsine bir yakından bakacağız. Şimdi öncelikle bu klavyenin en farklı yaptığı şeyden bahsedelim. Aslında Scope'un ilk modeli de bunu yapıyordu ama birazcık daha farklıydı. Şöyle klavyenin iki tarafında da mıknatıslı böyle kapaklar var. Bunları buraya rahat bir şekilde tutturup çıkarabiliyorsunuz. Ve klavyenizi numarik tuş takımıyla birlikte kullanmak istiyorsanız bunu şuraya şöyle rahat bir şekilde kaydırarak takabiliyorsunuz. Ve isterseniz bu numarik tuş takımını klavyenin soluna da takabiliyorsunuz. Sol tarafta numarik tuş takımı pek görmeye alışık olmadığımız bir şey. Avantajı ise şu. Klavyenin bu bölümünde numarik tuş takımı bulunduğunda mouse için masada az alanınız kalıyor ya. Bunu sol tarafa aldığınızda burada rahat rahat mouse'la takılabiliyorsunuz. Yani WASD tuşları buradayken iki eliniz birbirinden çok ayrılmamış oluyor. Özellikle FPS oyuncularında şöyle klavyeyi aşırı derecede yan yatırıp şöyle oynayanlar görmüşsünüzdür. İşte onun önüne geçmek için bu. Ben muhtemelen klasik bir şekilde sağ tarafta kullanırım yine de. Onun dışında şöyle burada 2 tane yükseltme ayağımız var. Numarik tuş takımı için de yükseltme ayağımız bulunuyor. Ve ayaklar açık olduğunda masada fazlasıyla sağlam bir şekilde duruyor. Yani hiçbir şekilde böyle eğilme bükülme yok. Hatta şöyle bir şey testi yapalım. Evet, malzeme kalitesi fazlasıyla güzel. Ek olarak söylediğim gibi bu cihazı kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat kablosuz olarak kullanmak istediğinizde ne bileyim dizinizin üstüne falan aldığınızda şu bölüm birazcık sallanıyor. Yani masada kablosuz kullanırken hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlam duruyor. Fakat dizinizin üstüne falan alacaksanız burası birazcık böyle şey yapabilir sizi. Gerebilir. Ben olsam dizimin üstüne alacağım zaman bunu çıkarırdım. Ki bol bol alacağım çünkü benim bilgisayarım şu arkamdaki televizyona da bağlı ve orada oyun oynamayı seviyorum. Bileklik desteğimiz de mıknatıslarla desteklenmiş durumda. Böyle yaklaştırdığınızda yapışıyor buraya ve yazı yazarken çıkması pek olası değil. Şöyle zorlayayım. Nasıl zorlanır ki? Ya normal şartlarda bunun buradan yani çok sağlam tutmuyormuş gibi duruyor. Böyle hafif tutunuyor ama kesinlikle yazı yazarken falan bunu buradan çıkaramazsınız. Bilek desteği pek benim olayım değil açıkçası. Kesinlikle çok rahat hissettiriyor şu an. Elim falan çok daha rahat ama masada da fazladan yer kaplıyor ve ben masamda mümkün olduğu kadar az şey olsun istiyorum. Klavyenin üst tarafında öncelikle şöyle bir USB alıcımız var. Kaybetmemek istediğinizde bunu buraya koyabiliyorsunuz ve içinden düşmüyor, yine mıknatıslarla tutunuyor. Burada bir tane Type-C girişimiz var. Bununla birlikte klavyeyi isterseniz kablolu kullanıyorsunuz, isterseniz de buradan şarj ediyorsunuz. Burada açma kapama switch'imiz bulunuyor ve son olarak burada bir tane de Type-A USB'miz bulunuyor. Eğer klavyeyi kablolu olarak kullanıyorsanız orayı USB çoğaltıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani oraya isterseniz mouse'unuzu vesaire bağlayabilirsiniz. Fakat buraya bir USB cihaz bağlayabilirsiniz. aldığınızda klavyenin hızlı şarj fonksiyonu kapanmış oluyor. Evet, klavyede hızlı şarj fonksiyonu da var. Şu an klavye herhangi bir USB'ye bağlı değil fakat RGB ışıkları yanıyor gördüğünüz gibi. RGB ışıkları yanarken cihazı kablosuz bir şekilde 43 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Eğer ışıkları kapatırsanız bu süre yanlış hatırlamıyorsam 180 saate çıkıyordu. 110 da olabilir. Emin değilim, onu şeyden kontrol edin. Web sitesinden kontrol edersiniz. Ben RGB'li olarak kullanacağım. Yani günde 4-5 saat oyun oynadığınızı varsayacak olursak bir haftadan fazla pil ömrü sunuyor bize. Ve bu kadar çok RGB'si olan bir cihaz için bir hafta pil ömrü bence muhteşem. Bunu yapabiliyor olmasının sebebi içinde 4000 mAh'lik bir batarya bulunması bu arada. Onun dışında şu sağ üst köşede kocaman bir analog ses açma kısma tuşumuz bulunuyor. Ve hissiyatı çok güzel. Üstüne metal falan şey yapmışlar ve sonsuza kadar dönebiliyor iki tarafa da. Burada 4 tane kısa yol tuşumuz var. Bunları istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. İsterseniz makro vesaire de atayabiliyorsunuz tabii ki. Şurada pil göstergemiz bulunuyor. Aynı zamanda cihazı şarj ederken de buradan takip edebiliyorsunuz. Tuşların hem genel hissiyatı hem de basım hissiyatı fazlasıyla güzel. Yani tam benim sevdiğim tarzda, fakat dediğim gibi o çok ses çıkaran clicky mi denir, nasıl denir bilmiyorum, böyle klik 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 yapanlar var ya. Onlardan seviyorsanız aradığınız klavye bu değil. O zaman Blue Switch'lisine bakmanız lazım. Hatta size hemen şöyle bir ses testi yapayım. Tuşlara alışmam zaman alır mı diye düşünüyordum açıkçası, fakat çok rahat bir şekilde alışacağım gibi duruyor. Şu adaptörlere geçecek olursak bunlardan bir tanesi eğer bilgisayarınızda Type-C çıkışı yoksa onu Type-A'ya çeviriyor. Diğeri ise isterseniz bu kabloyu uzatma kablosu olarak kullanmanızı sağlıyor. Yani bilgisayar kasanız çok uzakta vesaire kalıyorsa bu USB alıcıyı buraya takmanızı sağlıyor ve bunu işte masaya yakın bir yere falan koymanızı sağlıyor olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim benim bu modele neden geçiş yaptığıma. Öncelikle cihaz kablosuz olmasına rağmen kabloludan hiçbir eksiği yok. Klavyeyi bilgisayarınıza kablolu da bağlasanız, kablosuz da bağlasanız 1 milisaniye tepki süresi alıyorsunuz. Onun dışında yine kablosuz oyuncu ekipmanlarının pil ömrü genelde çok kötü olur. Bunda dediğim gibi 43 saat full kullanım, RGB'li kullanımda ömrünüz var. Hatta RGB'lerin parlaklığını kısarsanız bu süre daha da uzayacaktır. Bunlar dışında cihazın switch tasarımı bayağı hoşuma gitti. Şöyle baktığınızda tuşları 4 köşeden destekleyen bir tasarım bulunuyor burada ve bu çok daha dengeli bir basış sağlıyor bize. Sonraki sebebi anlatmak için size masamı göstermem gerekiyor. Ben masamı deldim ve klavyemin kablosunu masayı delerek buradan aşağıdan arkaya doğru götürüyorum. Bunun sebebi masada kablo gözükmesini hiçbir şekilde sevmiyor oluşum. Burada hem klavyemin kablosu var hem de mouse'umu şarj etmek istediğimde burada bir tane Type-C kablom bulunuyor. Buradan mouse'umu şarj edebiliyorum. Hatta mouse'u kablolu kullanmak istediğimde de masamda en fazla şu kadar kablo gözüküyor. Daha fazla bir kablo gözükmüyor. Bence mükemmel bir çözüm. Neredeyse 6 yıldır klavyemi, mouse'umu bu şekilde kullanıyorum. Tek bir sıkıntısı var. Ben aynı zamanda titiz bir insanım ve bu mousepad'i ayda bir kere falan çamaşır makinesine atıyorum. Ve mousepad'i buradan almak istediğimde bayağı dolambaçlı yollardan kasama giden kabloyu sökmek için bayağı uğraşıyorum. Şimdi şöyle baktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor da buradan birkaç tane delik arkaya gidiyor. Arkada bir dünya kablo kanallarım falan var. Bilgisayarım bayağı yukarıda olduğu için oraya uzatma kabloları falan uzanıyor. Yani bu arka plan çok temiz gözüküyor olsa bile aslında çok karışık. Yani bakın, sadece şurayı göstereceğim. Burada bir tane Type-C, bir tane micro USB, bir tane Lightning portum var. Burada telefonum için kablosuz pedim var. Şuradan hızlı şarj Type-C'm çıkıyor. Thunderbolt'a ihtiyacım olursa şurada gizli bir Thunderbolt kablom var. Ve bunlar sadece ön tarafa ucu çıkanlar. Öyle düşünün. Yani orada nasıl bir kablo karmaşası olduğunu göstermeyeceğim. İnat ettim. Niye göstermiyorum ki? Gerçekten gösteremeyecekmişim istesem de. Ya şurada en az 50 tane kablo var. Öyle özetleyeyim. Çok gözükmüyor da. Şuraya kadar, arkaya kadar böyle kablolar gidiyor. Konuyu ben niye bu kadar uzattım ya? Neyse, rahat bir şekilde mousepad'imi oradan çıkartıp işte mousepad'imi yıkayabileceğim artık. Bu da benim için önemli bir tercih sebebi. Son olarak aslında şu anda bulunduğum yer bu evin kanepe bölümü. Yani normalde çekim yoksa burada masa yerine kanepe bulunuyor. Ve ben oyun oynayacağım zaman işte burada kanepeden şu televizyonda oyunumu oynuyorum. Oyun oynarken de ya gamepad kullanıyorum ya da kötü bir tane eski böyle kablosuz klavyem var. Çin'den almıştım. İşte klavye mouse kullanmam gereken oyunlarda da o klavyeyi kullanıyorum. Şimdi o derdim de kalkacak. Normalde sadece direkt buradan işte klavye mouse'umu alıp buraya geçip oynayabileceğim. Böyle hijyenlenenlerim bunlardı. Son olarak tüm bilgisayar setup'ımın, hatta arkadaki ışıklarımın falan hepsinin Aura Sync destekli olduğunu ve onu da bozmak istemediğimi belirtebilirim. Yani bu tam olarak aradığım bütün özellikleri sunan bir klavye olmasına rağmen eğer başka bir markadan çıksaydı yine değiştirmezdim. Çünkü bu sefer ışık senkronizasyonumu kaybedecektim. Dolayısıyla Asus'un bunu yapmasına çok mutluyum yani. Hem benim değiştirebileceğim bir klavye hem de İşte ekosistemi bozmamış oluyorum. Resmen benim için yapmışlar. Ürün ilginizi çektiyse her zamanki gibi açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Bu tarz inceleme videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.